Arkadaşlar, benimle inanılmaz deneyler yapmaya ve yeni bilgiler öğrenmeye hazır mısınız? Bugün yapacağımız deney. Hadi başlayalım. Kılçık, ne yapıyorsun? Bir şey mi ölçmeye çalışıyorsun? Ha, anladım. Sen rüzgarın yönünü bulmaya çalışıyorsun. Ah! Evet, bu da bir yöntem fakat pek de güvenilir gelmedi bana. İstersen seninle evdeki malzemeleri kullanarak özel bir düzenek oluşturalım. Ne dersin? O zaman ihtiyacımız olan malzemeleri hazırlamaya başla. Plastik pipet, makas, yapıştırıcı, bir karton parçası, toplu iğne, silgili bir kurşun kalem kırmızı kalem, içi pirinç dolu bir bardak, pusula. Hadi başlayalım. Önce kartondan kanat şeklinde bir parça kes bakalım. Ardından plastik pipetin ucuna tam ortadan küçük bir kesik at. Bu işlem için etrafındaki yetişkinlerden yardım alabilirsin. Kartın üstüne yapıştırıcı sürerek pipetin ortasından geçir pipetin diğer ucunu kırmızı ile boyayabilirsin. Şimdi pipetin ortasına yakın bir noktadan toplu iğneyi geçir ve oluşturduğun düzeneyi kalemin arkasındaki silgiye tak bakalım. Son olarak kalemi içi pirinç dolu bardağın içine yerleştir. Evet, şimdi fen makinesiyle biraz rüzgar yap bakalım kılçık. Neler oluyor görelim. Gördün mü? Oluşturduğumuz düzenek rüzgarın estiği yönü gösterecek şekilde hareket ediyor. Eğer bu düzeneğin yanına bir de pusula yerleştirirsen rüzgarın estiği yönü tam olarak öğrenebilirsin. Düzeneğimizde rüzgar pipetin kırmızı ucundan kanata doğru esiyor. Bunun hangi yön olduğunu öğrenmek istiyorsan da pusulaya bakman yeterli. Rüzgarın yönünü böyle bir düzenin yanı sıra başka sistemlerle de öğrenebilmek mümkün. Örneğin, hava alanlarında görmeye alışık olduğumuz rüzgar tulumu, yüzey rüzgarının yönünü ve şiddetini tespit etmekte kullanılan, içi havayla dolduğunda yere paralel konuma gelen kumaş malzemeden üretilmiş bir araçtır. Eğer daha hassas bir ölçüm yapmak istenirse anemometre denilen cihazlar kullanılır anemometre ile aynı zamanda hava akımlarının hızını ve şiddetini de ölçebilmek mümkündür. İşte başarıyla tamamlanmış bir deney daha. Bir sonraki deneyimizi kaçırmamak için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Öğrenmeye devam edelim. Hoşçakalın.